Bu olayı, bu vahşi olayı takip eden kamuoyu bu olayı yakından bilir. Bundan 3 sene önce 2014'te 6-7 Ekim olaylarında malumunuz kurban eti dağıtmaya giden kardeşlerimiz, gençlerimiz PKK yandaşları tarafından Kobani olayları bahane edilerek vahşi bir şekilde katledildi. Bu olay üzerinden 3 yıl geçti. Bu olayı yapan insanların bir kısmı ağır cezalar da aldılar. Fakat biz o olayı yapanların hepsinin ceza almadığına inanıyoruz. Hala dışarıda bu olayın faillerinin olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye tarihine geçecek kara bir lekedir. Türkiye tarihinde sürekli akılda tutulması ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için sürekli hatırda tutulup ders alınması gereken acı bir olaydır. Faillerin bir kısmı yakalanmadı. O zaman avukatlar da bunu dile getirdi, gazeteciler de bunu dile getirdi. Diyarbakır'daki emniyette FETÖ yapılanması içerisinde olan yetkililer, görevli polisler delilleri kararttılar. Delilleri istenilen düzeyde ve şekilde mahkemeye sunmadılar. Ayrıyeten bu olayı azmettiren milletvekilleri ve Diyarbakır HDP il başkanı vardı Zübeyde Zümrüt. Bunların azmettirici olarak birinci derecede fail olarak yakalanması gerekirken, sorgulanması gerekirken, mahkemeye çıkarılması gerekirken bütün kamuoyunun çağrısına rağmen gazetecilerin, avukatların hatta mahkumların ailesinin şikayetine rağmen bir türlü mahkeme bunları sorgulamaya, hesaba çağırmadı. Dolayısıyla onlar da eğer yargılansaydılar, gerek emniyette, savcılıkta ve mahkemede ifadeleri alınsaydı, mahkemeleri yapılsaydı, belki olay daha net bir şekilde aydınlanabileceğine inanıyoruz yani. Müslüman olarak yani bizim her tarihte Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar her dönemde kendimize örnek alacak önderlerimiz, liderlerimiz ve Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği peygamberler, o peygamberlere iman edip halisane ve muhlisane bir şekilde Allah'ın davasına gönülden bağlı olup şehit olan gençler ve o peygamberlerin ashabları vardır. Bu günümüze kadar devam ediyor. Günümüzde de bu insanlığa fayda vermek için, kurban eti dağıtmak için ve hatta insanların, gençlerin kapısını çalıp onlara Allah davasını anlatmak gayesinde olan bu gençlerimizin vahşice katledilmeleri, şehit edilmeleri onların yolunda yürümek isteyen gençlere birer örnek olması lazım. Eğer gençler de hani bizim birinci önceliğimiz, gayemiz şu ayet-i kerimedir. Yani وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Kim cehennemden kurtulup cennete girmişse işte gerçek özgürlük budur diyor ayet-i kerimede. Bizim en büyük idealimiz Allah'ın rızasını kazanıp ebedi saadete ulaşmaktır. Ebedi saadete ulaşmanın yolunu en kestirme yolunun da şehadet olduğuna inanıyoruz. İşte gençlerimiz eğer ebedi saadetlerini teminat altına almak istiyorlarsa Şehit Yasin ve arkadaşlarının hayatına baksınlar. Onların akıbetini yani şehadet noktayı nazarında akıbetini kendilerine ders alsınlar diyoruz. Bütün emperyalist güçler, şer güçler, küfür güçler İslam coğrafyasındaki gençlik üzerine hesap yaparlar. Çünkü onlar kötü emellerini, pis emellerini, yani hain emellerini yaşlı insanlar üzerinden yapamazlar. Yaşlı insanların, hem yaşlı insanların kandırılması zor, algı operasyonlarında yani kandırılması zor, hem de güç olarak yani onların kullanılması zordur. Fakat gençlik yani Rabbini tanımamış, peygamberini tanımamış, İslam'ı tanımamış, kitap okumamış, bilgilenmemiş, bilinçlenmemiş her gençlik ehli küfür için, şer odakları için potansiyel birer kullanım aracıdırlar. Onun için gençlerimize buradan sesleniyoruz. Nerede yaşadığınızın farkına varın. Nasıl yaşadığınızın farkına varın. Kendinize bir hedef çizin. Bir gayeniz olsun, bir amacınız olsun. Allah'ı tanıyın, peygamberi ve İslam'ı tanıyın. Emperyalistleri tanıyın.
sizin üzerinizde oynanan oyunları bilin diyoruz. Eğer bilirlerse emperyalistlerin bütün oyunları boşa çıkar. Bakın bugün Suriye'de bir savaş meydana getirdiler. O savaşın neticesinde Suriye halkı muhacerata zorlandı. Muhacerat neticesinde 3-4 milyon insan Türkiye'de, 1 milyon, 2 milyona yakın insan da Lübnan, Ürdün ve diğer yerlerdendir. Bu 4-5 milyon insanın belki 2 milyonu, 2,5 milyonu gençtir. İşte o gençleri kendi kötü emellerine kurban edip kullanmak isteyecekler. Biz de buradan gençliğimize diyoruz ki bilinçlenin, şuurlanın. Allah ve Resulünü tanıdığınız ölçüde emperyalistler sizin üzerinize hesap yapamaz diyoruz. İnşallah bu pazar günü şehitlerin anılmasıyla ilgili 6-8 Ekim'e götüren süreçle ilgili sebep, sonuç ve neticelerle ilgili yani bir konferans ya da panel vermeyi düşünüyoruz. Henüz tarihi kesin değil. İnşallah tarihi kesinleştiğinde, gerekli izinler alındığında kamuoyuyla paylaşacağız.